Evet merhabalar hoş geldin. Logaritmanın acemi 2 testi ile birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Soru bizden x istemiş. Logaritma buraya dikkat et. 10 üzeri 3 bölü 1, 2, 3, 4, 5. Bunu şöyle yazabilirim. 10 üzeri eksi 5 eşittir x'e. Ve bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üstünü çıkar. 3 eksi eksi 5 dediğimizde eksi kere eksi artı olur ve 8 olur. Yani logaritma 10 üzeri 8 geldi. Eşittir x'e. Buradan da 8'i alıp başa çekebiliyorum. Hemen attım. 8 çarpı logaritma 10 eşittir x. Taban yoksa aslında 10 tabanında veriliyor ve logaritma 10 tabanda 10 da 1'dir. 8 kere 1 8. Bu kime eşit? x'e eşit. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 2'ye. Burada bu ifadeyi istiyor. Hemen önce x'i bir düzenleyelim. x eşittir y üzeri üs bölü derece şeklinde yazılır. Yani 2 bölü 3. Getir x gördüğün yere yaz. Y üzeri 2 bölü 3. Logaritma y üzeri 2 bölü 3'ün karesi. Bak burada bir kare var. x'in karesi. x'in karesi ise 2 ile çarpılır. y üzeri 4. Buradan devam ediyorum. Logaritma y tabanında 4 y üzeri y üzeri 4 bölü 3 tabanında y üzeri 4. Ve üsleri başa çekelim. Önce 4'ü yazıyorum bölü sonra 4 bölü 3'ü yazıyorum. 4 bölü 3 çarpı logaritma y tabanında y kaldı. Y tabanında y. Buradan y tabanında y'nin 1 olduğunu biliyorum. Şu 4'ü sadeleştirdim. Ters çevirip çarptığında 3 sonucunu bulurum. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. X'i istiyor bizden. Şöyle yapalım. Hemen X'i karşıya fırlatalım. Ne olur? 1 bölü 4 eşittir. X üzeri 2 bölü 3 geldi. Değil mi? Buradan da şöyle yazalım. Bu 4'ü biraz daha düzenleyelim. 2 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Eşittir. X üzeri 2 bölü 3. Soru bizden X'i istemiş. X üzeri 2 bölü 3'ü istememiş. O zaman şöyle yapalım. Üssü 3 bölü 2 ile çarpalım. Aynı şekilde üssü 3 bölü 2 ile çarpalım. Buradan Hemen sadeleştirmemizi yaptık. X eşittir. İkiler gitti. 2 üzeri eksi 3 geldi. Buradan da 1 bölü 8 olur. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. Buradan yine x'i istiyor bizden. Ben bunu biraz daha düzenlemek istiyorum. Logaritma kök 3'ü şöyle yazabilirim. 3 üzeri 1 bölü 2. 27'yi de 3 üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Bu da x'e eşit. Hemen Üstleri alıyorum. Yazdım başa. Eksi 3 bölü 1 bölü 2. Çarpı logaritma 3 tabanda 3 kaldı. 3 tabanda 3. Neye eşit? X'e eşit. Buradan devam ediyorum. Burası 1 oldu. Ters çevirip çarptığında eksi 6 eşittir. X. Zaten soru da bizden eksi 6'yı istemiş. Yani X'i istemiş. Eksi 6 sonucunu bulurum. Geldik soru 5'e. Logaritma ifadesi 0'a eşit. Ve X'i istiyor bizden. Şurada taban yoksa gizli bir 10 vardır. Karşıya fırlattığımda eksi logaritma 3 tabanda logaritma 3 tabanında x eşittir. 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 da 1 demektir. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Her tarafı eksiye bölelim. Eksiye böldüğümüz zaman şurası artı şurası eksi oldu. Tekrar 3'ü karşıya fırlatalım. Logaritma 3 tabanda x eşittir. 3 üzeri eksi 1. Değil mi? Buradan devam ediyorum logaritma 3 tabanda x eşittir 1 bölü 3 geldi. Tekrar karşıya fırlatalım 3'ü. x eşittir 3 üzeri 1 bölü 3. Ben bunu da şöyle yazabilirim. Ee, üst bölü derece şeklinde yazıyoruz ya. Derece. Burası üst. Burası derece. Derece. O zaman e, 3 üzeri 1. 3 üzeri 1. x küp kök 3 olacak. Bu da hangi seçenek? A seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 6'ya. Hemen burada gizli bir tane 10 tabanı var. Karşıya fırlattım. 10 üzeri 0 1'dir. 10 üzeri 0 1'dir. Ne kaldı? 3 artı 2 tane logaritma 1 artı x. Hemen devam ediyorum. 2'yi karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. 2 tane logaritma 1 artı x eşittir. Eksi 2. Eksi 2 ile 2'yi sadeleştirirsem buradan eksi 1 kaldı. Çarpım durumunda olduğu için yani logaritma 1 artı x eşittir. Eksi 1 oldu. Burada gizli bir tane 10 tabanı var. O zaman karşıya fırlatıyorum. Ne olur? 1 artı x eşittir. 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 takla attırırım. 1 artı x eşittir. 1 bölü 10 demek. 1'i de karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. x eşittir. 1 bölü 10 eksi 1. O da eşittir. Eksi 9 bölü 10 oldu. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Peki Geldik soru 7'ye. İşleminde x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şöyle 9'u karşıya fırlatalım. Bak burası ne olur sana söyleyeyim. 9 zeri 1 bölü 2 demek. Kök 9 demek. Bu da 3 olarak dışarı çıkar. Yani art bu 9'u attığında ne olur? Burası 3 olmuş olur. Burası 3 olur artık. Devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında ln x eşittir 3 dedik. Değil mi? Tamam devam ediyorum. 2'yi karşı tarafa attım ln x eşittir 8 oldu. ln'i de logaritma e tabanında yazarsam e tabanında x eşittir 8 ve e'yi karşı tarafa attım x eşittir e üzeri 8. Bu da e seçeneğinde doğru cevabımız olacak. Soru 8'e geldik. Yeni nesil bir soru diyelim. Burada ne istiyor? Kararsız davranan bir radyoaktif maddenin uygun koşullarda yarılanma süresi 100 yıl olduğuna göre landa yani bozulma sabiti yaklaşık değeri. Bize bir formül vermiş. Formülümüzde bak buraya dikkat et. T1 bölü 2 yarılanma süresi. Lambda ise bozulma süresi. E bize yarılanma süresini vermiş. Yarılanma süresi 100 yıl diyor. Yarılanma süresi dediğimiz T yani. Bu formülü uygulayacağız. Hemen bakalım. E, ee, T1 bölü 2 gördüğüm yere 100 yazacağım. 100 eşittir. Ln 3 ln 3 bölü lambda. Biz ln 3'ü de biliyoruz yaklaşık değeri 1,9. Hemen ln 3 gördüğüm yere ne yazıyorum? 1,09 yazıyorum. 1,09. Buradan işler dışlar çarpımı lambda buraya geldi. Yüzü de bu tarafa payda olarak yaz. 1,09 bölü 100 oldu. Her tarafı 100'e böldüm yani. Buradan şöyle yapalım. 2 tane 0 var. O zaman ben bunu nasıl yazarım? 0, 2 tane virgül kaydırmak demek. Bir tane, bir tane de 0 atarım buraya. 0, 109 oldu. Şimdi buraya dikkat et. Bizden yaklaşık değerini istemiş. Yaklaşık değerini istiyorsa şöyle virgülden sonra dikkat et. 0,01 olur yaklaşık değeri. 0,01. Hangi seçenek? B seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 9'a. Buradan ne istiyor? X'i istiyor bizden. Ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma Bak bu parantezin için, daha doğrusu kökün için nasıl yazılır? 1, 2, 2 tane virgül kaydırdığında 10 üzeri eksi 2 olarak yazılabilir. Kök içerisinde kök 5. dereceden kök 10 üzeri eksi 2 eşittir x bölü 10. Buradan da şöyle yazabilirim logaritma. Bak şurası üst bölü derece olarak yazılabilir. Üst bölü derece. 10 üzeri eksi 2 bölü 5 eşittir x bölü 10 olarak yazabilirim. Ve dikkat ettiysen şurası üsttür. Üstü başa çekerim. Eksi 2 bölü 5 çarpı logaritma 10. E, taban yoksa gizli bir tane 10 vardır. Eşittir x bölü 10. Buradan da şu kısım 1 oldu. 1 oldu. Ne geldi? Eksi 2 bölü 5 eşittir x bölü 10. Şurada bir sadeleştirme yapalım. Hemen 2'ye böldüm 2. İçler dışlar çarpından x eşittir. Eksi 4 geldi. Yani b seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 10'a. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada ne yapabiliriz? Şurada taban değiştirelim. Yani takla attıralım. Logaritma 2 tabanında taban değiştirmede takla attırımla logaritma 6 tabanda 12 yazılır. Artı logaritma 6 tabanda 3. Ve buraya dikkat et. Artı. Artı demek logaritmada çarpma işlemini işlemi anlamına geliyor. O zaman parantezin içini düzenlediğimde logaritma 6 tabanında 12 çarpı 3 olarak yazılır. 12 çarpı 3'te ne olur? 36. Biraz daha düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 2 tabanında logaritma 6 altı tabanında 6'nın karesi. Ve şunu başa çekiyorum hemen. Şöyle burada başa çektim. Başa çekelim. Şöyle başa çekelim buraya. Devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında 2 tane logaritma 6 tabanında 6. Şuraya dikkat et. Burası 1 olur şu kısım. 6 tabanda 6. Logaritma 2 tabanda 2 kalır. 2 tabanda 2 kaldı. Bu da 1 olur. Yani B seçeneği doğru cevabımız bulunur. Geldik bir sonraki sorumuza. 2011 LYS'de çıkmış soru. Burada soru bizden ikisi istiyor. Değişken değiştirme kullanalım. Şuraya m dersem şuraya m derim ve karesi olduğu için m kare olur. m kare eksi 2m eksi 8 eşittir 0. Bunları çarpanlarına ayırırsam m'ye m 4'e 2 eksi a artı. Buradan m ya eksi 2'dir ya da m 0'a eşitlediğinde 4'e eşit olur. Kime m dedik? 2 üzeri x'e m dedik. 2 üzeri x eşittir eksi 2. Şöyle karşıya fırlattığında x eşittir logaritma 2 tabanda eksi 2. Bak burası negatif oldu. Negatif olamaz. Bundan dolayı eledim gitti. M gördüğüm yere 2 üzeri x yazıyorum. Eşittir 4. Karşıya fırlat. X eşittir logaritma 2 tabanda 4. Bunu da şöyle yazarım. Logaritma 2 tabanında 4'ü de 2 üzeri 2 yazarım ve 2'yi başa çekerim. 2 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Logaritma 2 tabanda 2 de 1'e eşittir. Yani burası 1'dir. 2 kere 1, 2 geldi. Bakıyorum. A seçeneği doğru cevabım olur. Geldik soru 12'ye. Bakalım. Bunu şöyle pay kısmını şöyle yazabilir miyim? Logaritma 8 çarpı. Bak dikkat et. 3 tane 0 var. 10 üzeri 3 yazabilirim. Bölü. Logaritma 27 de 2 çarpı 10 olarak yazabilirim. Peki buradan devam edelim. Logaritma 8'i 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. 2 üzeri 3. Şurası çarpı ya, artı olarak yazıyorum. Logaritma 10 üzeri 3. Logaritma 10 üzeri 3. Bölü. Logaritma 2 artı çarpmayı artı olarak yazdım. Logaritma 10. Buradan devam ediyorum e, şu 3'ü başa çekelim. 3 çarpı logaritma 2 artı 3'ü başa çek. 3 tane logaritma 10 bölü logaritma 2 artı logaritma 10. Her ikisinde de 3 çarpanı var. Dikkat et. 3 çarpanı var. Evet. 3 parantezine aldığımda ne geldi? Logaritma 2 artı logaritma 10 bölü Logaritma 2 artı logaritma 10. Bu logaritma onları 1 olarak da yazabilirsin. Yazması anda sıkıntı yok. Şöyle bir sadeleştirme olur. Aradığım cevap 3 olur. Bu da A seçeneği. Doğru cevabım olacak. Geldik sorum 13'e. Burada bu sonucu istiyor bizden. Öncelikle bunu nasıl yazabilirim? Bak dikkat et. Şu eksi 2'yi başa çekelim. Eksi 2 hatta nasıl yapalım? Başa çekmesek de olur mu? Bir bakalım. Logaritma z Eksi 3 geldi. Şöyle yapalım. Logaritma kuvvet negatif ya. 1 bölü z çarpı x üzeri 4 çarpı 1 bölü y küp. Bu şekilde yazabilirim. Kuvvet negatif ya takla attırdım. Ve devam ediyorum. Logaritma logaritma x üzeri 4 bunu biraz daha düzenliyorum. Çarpı sadece yerini değiştiriyorum. 1 bölü y küp 1 bölü z küp 1 bölü z 1 bölü z kare olacak bu kuvvet çünkü z üzeri eksi 2 takla attırdım z üzeri 2 oldu. Çarpı 1 bölü y küp ve dikkat ettiysen ben bunu şöyle yazabilirim logaritma x üzeri 4. Bak negatif olduğu için eksi parantezini alıyorum yani bölme durumunda bölüm durumundaysa eksi parantezini alırım. Buradan da şöyle yazarım e, logaritma şöyle yazalım burayı biraz daha düzenleyelim. Tamam. Eksi parantezine aldım burayı. E, hepsini ayrı ayrı yazayım aslında. Logaritma x üzeri 4 eksi logaritma z kare bölüm durumunda olduğu için eksi yaptım. Burası da bölüm durumunda. Bir bölü sonuçta. Eksi logaritma y küp. Buradan biraz daha devam ettirirsem 4'ü başa çekerim. 4 tane logaritma x 2'yi başa çekerim. Eksi 2 tane logaritma z. Eksi 3'ü başa çekerim. 3 tane logaritma y. Buradan biraz daha düzenleme yaparsam. Logaritma x 5'tir. Burası 5. 4 kere 5 20 etti. Eksi. Logaritma z'yi biliyor muyum? Evet. 3'tür. 3 üç kere 2 eksi 6. Eksi. Logaritma y'yi de biliyorum. Logaritma y nerede? Burada 4. 4 kere 3 eksi 12 etti. O da eşittir. 20 18 yani aradığım sonuç 2 olacak. B seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik bir sonraki sorumuza. Soru 14. Öncelikle şu ln'i şöyle yazabilirim. Logaritma e tabanında yazabilirim. Ve e'yi karşıya fırlattım. E üzeri 0 bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1 geldi. Yani logaritma 3 logaritma 3 tabanında logaritma 2 x artı 1 neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. 3'ü de karşıya fırlatalım. Logaritma 2 tabanda x artı 1 neye eşit oldu? 3 üzeri 1 yani 3'e eşit oldu. 2'yi de karşıya fırlat. x artı 1 neye eşit oldu? 2 üzeri 3 yani 8. 1'i karşıya attım. x eşittir 7. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 15'e. Ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma A tabanında. Bak buraya dikkat et logaritma a tabanında ben burada taban değiştireyim. Taban değiştirirsem logaritma a tabanında 0,01 0,01 olur. eşittir. Devam ettiriyorum. logaritma a tabanında a tabanında şöyle logaritma a daha doğrusu çarpı burada logaritma a üzeri logaritma a tabanında Burası ne etti? Bak buraya dikkat et. 1, 2, 2 tane virgül kaydırdım. 10 üzeri eksi 2 oldu. Ve burada da taban 10'dur aslında. Şöyle yaparım. Şu a'lar gitti bak. Zincir kuralı a'lar gitti. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2. Eksi 2'yi başa çektim. Eksi 2 çarpı logaritma 10 tabanda 10. Ve şunun sonucunu biliyorum 1'dir. 2, eksi 2 kere 1 eksi 2 bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. Şöyle nasıl yazabilirim? Bak dikkat et ikisinin de tabanı aynıdır ve toplama işlemi yapılmış. Logaritma kök 2 tabanında x toplama işlemi çarpma demek. x çarpı x küp eşittir 8. Bunu karşıya attım. x üzeri Tabanlar eşittir üstler toplanır. X üzeri 4 eşittir. Kök 2 üzeri 8. Kök 2 üzeri 8. Buraya dikkat et burası kare köktür. Yani derecemiz 2'dir. Üsle dereceyi sadeleştirdim. X üzeri 4 eşittir. Üsle dereceyi sadeleştirdim. 2 üzeri 4 kaldı. Ve buradan x'i kaç bulduk? X 2 olur. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.